Ben de çok geç kaldım. Sizin de toplantı falan mıydı? Hayır, ben bir nikah yetişmek zorundayım. Şahit misiniz? Yok, hayır. Ben evleniyorum. Evleniyorsunuz? Hı hı. Damat mısınız? Evet. Ne kadar sakinsiniz ya. Bu şimdi mi söylenir? Söylesem bir şey olmaz. Sizin kadar sakin olmak için yıllarca okudum ben. Ne kadar geç kaldınız peki? Yarım saat. Bir şey olmaz. Gelin kaçmamıştır. İnşallah. O zaman Cihan Bey ne yapacağız? Yani çıkmanız lazım buradan. Tamam, bekleyeceğiz. Biri gelecek. Ahmet! Ama böyle narin narin vurarak olmuyor. Yani daha sert bir şey bulmamız gerekiyor bence. Bir dakika. Vurdu. O nedir? Nöroloji çekici. Kimse yok mu? Yıldırım, bir şey mi oldu acaba? Başına bir şey mi geldi? Yok canım, Dilara'na gelecek. İstanbul trafiği bilmiyor musun işte? Ama ulaşılamıyor deyince ne bileyim, başka bir şey düşünüyorum. Bir şey olmamıştır, merak etme. Merhaba. Burada beklemeyin Dilara Hanım. Buyurun odaya geçelim. Buyurun. Tamam. Gel. Dilara. Dilara, ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Başım döndü sadece Yıldırım. Gel şöyle otur canım. Gel. İyi olduğuna emin misin? Evet, evet. İyiyim. Tansiyon düştü galiba. Oluyor bazen. Tamam, ben sana hemen su alıp geleyim, olur mu? Tamam. Ne işin var senin burada? Nasıl gelebiliyorsun sen buraya? Seni seviyorum çünkü. Harun, yeter. Beni sevdiğini söyleyip durma artık. Ne desen inanmayacaksın. Biliyorum. Ama şunu bil. Ben ömrüm boyunca sadece seni sevdim. Ve son nefesime kadar sadece seni seveceğim. Senin mutlu olmandan başka bir şey istemiyorum. Olacaksan seni sevmeyen bir adamla. Ben Cihan'ı seviyorum.
Pardon. Pardon. Affedersiniz. Pardon. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme, geçti zaten. Hayırdır, o nedir? Ajandam. Cihan aramadı mı? Haber yok mu? Yoldadır herhalde. Telaş etmeye gerek yoktur, bir arayayım. Açmıyor mu? Şarjı bitmiştir herhalde. Kim var orada? Hamit, benim, aç. Can. Neredesiniz be kardeşim? Çok şükür. Çabuk hemen benim arabamı gönderin. Bir de bir taksi çağırın. Hemen, hemen. Kusura bakmayın, her şey benim yüzümden oldu. Önemli değil. İsabet oldu. Çok da istemiyordum zaten. Çok özür dilerim. Geciktim. Gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arıyor. Ali Cihan, neredesin? Alo Dilara. 15 dakika geliyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu Cihan? Merak ettik seni. Saçma sapan şeyler oldu. Anlatırım gelince. 15 dakikaya geliyorum, tamam mı? Hadi görüşürüz. Taksiniz geldi. Çok memnun oldum Cihan Bey. Gerçekten çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Kızım için arayacağım. Tabii ki. Bu arada nikahınızda mutluluklar. İlahi Can, insan kendi otelinde kilitli kalır mı ya? Neyse, geldin ya. Şey Can, her neyse ya. Söyle, söyle. Pek emin değilim. Dilara'ya su almak için çıkmıştım. Harun'u görür gibi oldum burada. Burada? Ya benzetmiş de olabilirim. Evet, burada. Şerefsiz ya. Kusura bakma Dilara. Hoş geldin Can. Ne oldu? Ya otelde biri yolunu kaybetmişti. Ona yol göstereyim, kestirmeden götüreyim dedim. Sonra bir depoda kilitli kaldık. Hay Allah. Neyse, duydular da geldiler, çıkarttılar bizi. Neyse, geçmiş olsun. Sağ ol dedim. Şey, nikah mı bu nerede? Sen gecikince başka bir nikah kıymaya gitti. Birazdan gelir. Dilara. Hı. Harun buraya mı geldi? Ne? Harun. Buraya mı geldi? Yıldırım görmüş. Sadece benzettim Cihan. Olmayabilir. Hayır canım, gelmedi. Buraya nasıl gelecek? Öyle bir cesareti olamaz. Cesaret eder o şerefsiz de. Neyse, peki. Öyle diyorsan öyledir. Hayır, hayır. Gelmedi. Geldi. Merhaba.
Evet, usul olduğu üzere tanışarak başlayacağız. Önce Gelin Hanım'ı tanıyalım. Gelin Hanım, adınız, soyadınız? Dilara Tersoğlu. Baba adınız? Aslı. Teşekkür ediyorum. Damat Bey, adınız, soyadınız? Cihan Gürpınar. Sadece seni sevdim. Ve son nefesime kadar sadece seni seveceğim. Daha asılmadı. Asılmadı dedik ya birader. Çek lan o elini. Sakin ol oğlum. Sakin ol, geçti. Geçti. Azmi abinin akrabası Dilara Hanım. Bugün başladı Emrah. İyi çocuk. Cihan Bey de çok seviyor. İyi. Hoş geldin. Bir şey Emine Hanım, bana bir ıhlamur yapar mısınız? Tabii, hemen getireyim. Kolay gelsin Sema. Sağ ol Bahtiyar. Ne yaptın, sorabildin mi Cihan Bey'e? Kredi çekeceğim ona göre. Ya bu sene zam yapılmayacaksa kredi de çekemem yani. Ya çok zor durumdayım. Hala bir sürü borcum var Bahtiyar. Ya zam illaki yapılır, yapılır Sema. Bahtiyar. Ne konuşuyorsunuz siz? Bir şey yok Dilara Hanım, havadan sudan. Öylesine Dilara Hanım, bir şey yok. Tamam o zaman.
Sorsa mıydık ya hazır şimdi fırsat varken? Ya görmedin mi? Canı çok sıkkın. Nasıl soracağız bu halde? Evet. Numaranızı getirmiştim. Teşekkür ederim Emine Hanım. Afiyet olsun. Geçti oğlum, geçti. Bunun kusuru olur mu? Çocuk nerede? Hastaneye gönderdim. Hani kırıyor çıkıyor bilen varsa bir baksınlar diye gönderdim. İyi, iyi. Gitsin tabii, gitsin hastaneye. Hallederim ben masraflarını. Buranın masraflarını hallederim ben. Oğlum ne diyorsun sen? Ne demek buranın masrafı? Düşünme öyle. Önce sen kendine bak, kendini topla. Ben niye toplayacağım baba kendimi? Niye toplayacağım? Dilara yok artık. Ben kimin için toplayacağım kendimi? Niye toplayacağım? Geldiniz. Aa Emrah, senin ne işin var burada? Burada başladım bugün. Hayırlı olsun o zaman, çok sevindim. Teşekkür ederim. Vay be, ciddi ciddi tekrar evlendiler ha? Evlendiler vallahi. Bebek ne zaman doğacakmış, haberin var mı? Vallahi bilmiyorum ama biz de ilgilendirmez zaten, boş ver. Öyle ya, doğru söylüyorsun. Aile bir araya geldi ya. İnşallah ömür boyu mutlu mesut olsunlar. Amin. Amin de. Amin de Sema. Hazal yine geldi başımıza. Başımızın belası. Ne yapacağız bununla ya? Ya ekmeğimize bakacağız. İdare edeceğiz Sema. Ne yapacağız? İşte idare edemem vallahi. Ne idare edeceğim ya? Başınızın belası öyle mi? Göstereceğim ben size gününüzü. Nasıl kovuluyorsunuz? Çok kafayı takıyorsun Sema ya. Ya takılmayacak gibi mi Bahtiyar? Görmüyor musun olanları ya? Dedikodu mu yapıyorsunuz siz? Ne dedikodusu be? Annemle babamın dedikodusunu yapıyorsunuz, duydum. Uf, tövbe yarabbim ya. Hazal, ayıp oluyor ha. Siz utanmıyor musunuz ya? Size mi kaldı dedikodu yapmak bu evde? Saçmalama, hadi Hazal. Sen kimsin ya? Kimsin de bana saçmalama diyorsun? Uf, Hazal ya. Hazal mı? Hazal mı dedim bana? Ben senin okul arkadaşın değilim, patronunum, anladın mı? Hazal Hanım diyeceksin bana, Hazal Hanım. Bak, gene başladık işte. Peki Hazal Hanım, buyurun ne emredersiniz? Sema bak dalga geçme birimle. Kimin kızı olduğumu hala kabullenemedin sen galiba. Hazal, bir sakin ol ya, sorun yok. Sizin boğazınızdan benim babamın ekmeği geçiyor. Anladınız mı? Benim babamın ekmeği. Ne diyorsun sen be? Ha? Kimse hayrına vermiyor bize ekmeğimizi. Biz ekmeğimizi alnımızın teriyle çalışıp kazanıyoruz, tamam mı? Cihan Bey'in kızısın diye sen bize hakaret edebileceğini mi zannediyorsun? Ne zannediyorsun kendini ya? Sema bak delirtme beni. Bitiririm seni, anladın mı? Ağlaya ağlaya çıkarsın bu evden. Hadi bakalım.
bitir işimi, kapının önüne de koy. Elinden geleni ardına koymazsan ne yapıyorsan yap artık. Tamam o zaman, eşyalarını topla. Yarım saat sonra yolcusun çünkü. Tamam. Anne! 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 Ne oluyor sen? Anne bir gelir misin? Şimdi görürsün sen. Bahtiyar, ne oluyor burada? Anne, ben bunların ikisini babamla senin dedikodunu yaparken yakaladım. Ne? Öyle bir şey yok Dilara Hanım, yalan söylüyor. Duydum Bahtiyar, her şeyi duydum. Ne duydun ya? Ne duyduysan söyle, ağzımızdan çıkan tek bir cümle söyle o zaman. Anne, o kadar pis şeyler söylediler ki şu an tekrar etmeye utanıyorum. Sizin neden evlendiğiniz belli değilmiş babamla, Gülseren annem yeni ölmüşken. Senin boyunca oğlun varken sen utanmamışsın hamile kalmaya, insanların yüzüne nasıl bakacakmışsın? Sema? Söylemediniz mi? He? Hadi inkar edin, hadi. Azal, vallahi ben senden korktum. Yemin ederim korktum. Sen adamı var, ipe götürürsün ha. Tabii tabii. Kıvır şimdi, car car konuşurken iyiydi değil mi? Dilara Hanım, eğer ben bu cümlelerin bir tanesini kullandıysam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Emrah, Emrah gel, sen de duydun, gel. Pes. İftiranın bu kadarına pes. Bak hala iftira diyor. Emrah sen duymadın mı? Bunlar ikisi burada oturup dedikodu yapmıyorlar mıydı annem hakkında? Hamile olması hakkında, her şey hakkında, he? Söyle. Evet Emrah, söyle. Dinliyorum seni. Sema böyle şeyler söyledim, duydun mu? Söyle. Doğru. Emrah, niye yalan söylüyorsun ya? Hazal ne dedi de kandırır seni? Yalan söylemiyorum. Hazal Hanım beni niye kandırırsın? Yazıklar olsun. İkinize de yazıklar olsun. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bunları nasıl konuşabiliyorsunuz? Ha? Emine Hanım, Sema'yı alın mutfağa götürün. Orada beklesin, konuşacağım. Hiç gerek yok Dilara Hanım. Hazal artık iftira atmaya da başladıysa bu evde durulmaz zaten. Ben kendim giderim. Tabii tabii. Yalanların ortaya çıktı ya, hemen kaç. Hadi hemen kaç, durma. Belki de böylesi daha iyi Sema. Güle güle. Dilara Hanım, lütfen bir dinleyin. Gerçekten hepsi yalan bunlar. Bahtiyar, seninle ben konuşmayacağım. Seninle Cihan konuşacak. Şimdi gözüme görünme. Hoş bulduk Oya'cığım. Pastaneden sıcak simit aldım. Çok açım. Öğleden beri hiçbir şey yemedim. Yanına biraz peynir, domates koyar mısın? Hemen. Sağ ol. Aa, niye erken geldin? Hayrola? Kendi odanı kiraya mı verdin? Üşendim bunları taşımaya. Ay, Ayla Hoca'nın sunumuna kalmadım deme sakın. Leyla, bir sorsana. Kendi sunumumu yapabildim mi acaba ben? Aa, ne oldu ya? Şu hayatta bir depoda kilitli kalmadığım kalmıştı, o da oldu. Beni bulur ya. Ay Ayşe ya, yine iki dakika rahat duramadın değil mi? Kim bilir hangi kapının arkasını merak ettin de açtın. Ya benim bir suçum yok bu sefer. Gerçekten ben masumum. Evet, kesin öyledir. E nasıl kilitli kaldın? Ya, sabah zaten bir türlü hazırlanamadım. Telaşlıydım. Otele geldiğimde son 10 dakikam kalmıştı. Asansör gelmedi. Başka bir asansöre bindim. Abuk sabuk bir yere çıktım. Uzun bir koridor, bir kapı gördüm. Aa, konferans salonu burada dedim. Açtım, girdim. Otelin yönetim toplantısının tam ortasına girmişim. Ama açtın işte yine. Kapıyı yine açtın, ben biliyorum. Ama açmadan göremem Leyla'cığım. Yani açtım girdim, evet. Oradan da bir Cihan Bey çıktı sağ olsun. Dedi ki ben size konferans salonunun yerini göstereyim dedi. Cihan Bey. Cihan Bey. Kestirmeden götürdü beni. Kestirmeden. Kestirmeden, bunda anlaşılacak bir şey yok Leyla, delirme. Bir depoya girdik, dedi ki bu deponun sonundaki kapı dedi tam konferans salonuna çıkıyor dedi. Bir geldi, kapı kilitli. Nasıl kilitli ya? Ya ne bileyim, otelde tadilat mı varmış, ne varmış, bir şeyler. Ya mışta mışta, sen de bunları yedin mi yani? Maden dosyasını aldın mı Yıldırım? Aldım, aldım ben de. Çıkalım, geç kalacağız. Hadi. Efendim Dilara. Cihan, müsait misin? Müsaitim, söyle. Toplantıya gireceğim ama, çabuk söyle. Tamam o zaman, rahatsız etmeyeyim, ben seni akşama konuşuruz.
Söyle Dilara. Can sıkıcı bir şey oldu da bugün. Sema ile Bahtiyar hakkımızda dedikodu yapıyorlardı. Ben de Sema'nın işine son verdim. Bizim dedikodumuzu yapıyorlar. Artık sen de akşama gelince Bahtiyar'ı kovar mısın? Başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Sen halledersin bu konuyu. Neyse ben seni şimdi rahatsız etmeyeyim. Konuşuruz akşama. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hayırdır? Evde bizim dedikodumuzu yapmaya başlamışlar. Olacak bunlar. Duymayacaksın. Hazırlıklı olacaksın. Neyine hazırlıklı olayım ya böyle bir şeyin? Bir terslik var bu işte. Olmaz. Yapmaz Bahtiyar öyle bir şey. Elimde büyüdü biliyorum. Sema da yapmaz. Bahtiyar mı? Evet. Yapmaz. Bir iş var işin içinde. İyi sadece. Hadi hadi toplantıya gidelim. Oyacığım tam zamanında ben seni seviyorum. Afiyet olsun Ayşe Hanım. Teşekkürler. Hiçbir şey yemedim. Bu topuklu ayakkabılar da beni mahvetti zaten bütün gün. Ay bakma öyle. Çok iyi oldu gerçekten. Elimde olmayan sebeplerden dolayı sunuma geç kalmış oldum. Oh ne güzel de oldu, mis gibi oldu. Çok kötüydü kızım sunum. Gerçekten makalem berbattı. Kimmiş bu Cihan Bey? Sen Cihan'dasın değil mi? Evet Cihan'dayım ve sen de anlatmıyorsun. Beni burada bayılttın yani. Kerpetenle alıyorum ağzından lafı. Ne kadar kaldınız adamla? Ne oldu içeride? Ne konuştunuz? Bunlar... İki lokma bir şey. Yemiyorum. Anlat. Ya ne konuşacağız ya? Yarım saat kaldık. Nasıl çıkarız? Ne yaparız? Falan filan bu kadar. Yakışıklı mı? Hiç heyecan yapma. Adam nikahına yetişti. Nikahına mı yetişti? Kendi nikahına. Düğünü varmış, damat yani bildiğin. Nikahına geç kalmış, kapılar açılınca da fırladı gitti. Adam kendi nikahına beş kala. Böyle toplantı mı yapıyor, ne yapıyor? Çok saçma bir hikaye bu ya. Bana da orası biraz saçma geldi. Zaten böyle gül oynaya gitmedi. İsteyerek evlenmiyormuş gibiydi. Zorla mı evleniyor acaba? Böyle kafasına silah falan da oluyor öyle şeyler. Öyle deme. İnsan kendi nikahına niye eğlenerek gitmesin ki yoksa yani? Tabii ki. Değil mi? Bize ne? Bize gerçekten ne sinir ettin beni. Niye? Beni sinir ettin. Aa, niye? Anlatmıyorsun ya. Ya neyi anlatacağım? Anlatıyorum işte. Sonra sesimiz çıksın diye yanımda nöroloji aleti vardı. Onunla kapıya vurdum. Bana dua etsin. Yoksa gelin çoktan kaçmıştı. Nikahına yetişti. Ben de buraya geldim. Nöroloji aleti yanında ne geziyordu ya? Kemal Hoca istedi. Londra'da ona getirin. Ama şu an kullanacak gibi değil, bayağı hırpalandı alet. Vermeyeyim adama. Ne dedim ben sana? Eşyalarını topla buradan gideceksin demedim mi? Sen beni çok hafife aldın. Haddini bilecektin kızım. Senin adına üzgünüm. Anneciğim beni bundan sonra Bahtiyar götürmeyecek değil mi kursa? Tabii ki hayır kızım, o götürmeyecek, merak etme. Emine Hanım. Emine Hanım. Bu yeni gelen çocuğun ismi neydi? Emrah mıydı? Söyleyeyim buraya gelsin. İyisin değil mi? İyiyim kızım, merak etme. Böyle insanlar için kendini üzme. Üzmüyorum, sen de üzme. Buyurun Dilara Hanım. Emrah, bundan sonra Hızalı kursa sen götürüp sen getireceksin. Alacaksın, bırakacaksın, tamam mı? Emredersiniz. Tamam anneciğim, ben gideyim o zaman. Geç kalmayayım. Tamam kızım, iyi dersin. Görüşürüz. Hala inanamıyorum ya, hala inanamıyorum. Boyunca oğlu varken hamile kalmış ne demek ya? Ne kadar ayıp bir şey. Sen de o evin insanı sayılırsın sonuçta, o nasıl bir laf ya? Çok 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 ayıp gerçekten. Bahtiyar da öyle dedikoducu biri değil normalde. Hep Sema dolduruyor onları var ya. Hep Sema dolduruyor, hep onun başının altından çıkıyor. Benimle de uğraşıyor. Niye uğraşıyorsa anlamıyorum, ben ne yapmışsam ona. Kıskanıyor sizi de ondan. Niye kıskansın ki beni?
Cihan Gürpınar'ın kızıyım diye mi? Gitsin Cansu'yu da kıskansın o zaman. Benimle ne alakası var? Cansu da öyle ama siz çok güzelsiniz. Cansu? Cansu güzel değil mi? Siz bir başkasınız ama. Beni güzel mi buluyorsun? Evet, çok. Emrah, çok tatlısın. Şu an moralimi nasıl yükselttin anlatamam sana. Ne yapıyorsun ya? Ozan Hanım, iyi misiniz? Birinize bir şey oldu mu? İyiyim ben. Sen de önüne bak, biraz dikkatli kullan. Tamam, kusura bakmayın ne olur. Emrah'cığım, bana bakacağını önüne baksana. Semacığım, bir akşam olsaydı, yani Cihan Bey geldiğinde anlatırdık derdimizi. Yok Emine abla, hiç gerek yok. Bu kız bu evde oldukça bana rahat huzur yok zaten. Yani borcum var, harcım var. Nasıl yapacaksın Sema? Emine abla, Allah aşkına ne yapacak kız ya? Dilara Hanım'ı duymadın mı? Ne dedi? En iyisi bu dedi. Kal mı dedi. Kovdu resmen. Ya tamam, sinirli. Yani o an öyle söylemiş olabilir. Ne var bunu da büyütecek? Hiç kendini yorma boşuna Emine abla. Taş yerim, yine de o Hazal denen adi yaratığın yaşadığı bu evde yaşamam artık. Haklı kız. Ben de gideceğim zaten. Dur Bahtiyar, dur. Elim ayağım titriyor zaten. Şimdi Sema, Bahtiyar alsın seni Cihan Bey'in yanına götürsün. Orada derdinizi anlatın, söyleyin. Yani Hazal bana iftira etti deyin. Ne diyecek adam peki Emine abla? Ha? Hazal'ımın öz kızı. Farkında mısın? Daha annesi de yeni öldü. Bizi mi tutacak? Tabii ki de Hazal'ı tutacak. Ben size dedim ama değil mi? Bu kız bu evde oldukça bize rahat yüzü yok dedim. Bak, olan oldu işte sonunda. Ben sensiz ne yapacağım Seba? Tamam. Tamam, üzülme ne olur. Bak, iş bulunca hemen haber ver, tamam mı? Ben merak ederim seni. Tamam, tamam. Merak etme, arayacağım. Hadi gel, ben seni geçireyim. Emine Hanım. Sema için üzüldüğünüzü biliyorum, ben de üzülüyorum. Kaç yıllık çalışanımızdı bizim. Ama bizim evimizde, bizim hakkımızda bu şekilde dedikodu yapmasına izin veremezdim. Dedikodu yapmadılar Dilara Hanım. Sema'ya mı inanıyorsunuz? Tabii ki inanıyorum. Ama istiyorsanız siz Hazal'a inanın. Cansu, senin neden işin var? E kaç kere aradım, açmadın, merak ettim. Bir şey mi oldu? Yo, bir şey olmadı. Yoğunum sadece. E bir telefona cevap veremeyecek kadar mı? Cansu, halimizi görüyorsun. Yani nefes alamıyoruz. Arabanı satıyormuşsun. Neden? Özkan abim söyledi. Önemli değil. Ne oldu, niye satıyorsun? Öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Yani paraya mı ihtiyacın var Nergis teyze için mi? Niye? Deniz! Geliyorum Mustafa. Cansu, benim montaja gitmem lazım. E ne zaman biter işin? Bilmiyorum. Montajdan sonra buluşalım bari. Akşam dersim var. E yok dedin Deniz, konsere gidecektik. Seçkin hocası ders koymuş, ne yapayım? Aşkım, bak sen bugün arkadaşlarına git. Ha? Yarın beraber gideriz nasıl olsa. İyi öyle olacak, ne yapalım? Ararım ben seni yarın, olur mu? Arayacaksın. Tabii ki arayacağım. Hadi taksi. Gel. Geçmiş olsun. Neredeyim ben? Neresi burası? Hastanedesin candan. Ama çok şükür tehlikeyi atlattın. Hastanede. Ne oldu bana?
kaza geçirmişsin, hatırlamıyor musun? Araba çarpmış. Şimdi müşahede altındasın. Birazdan odaya çıkaracaklar seni. Siz? Siz kimsiniz? Ben Maide. Maide mi? Tanıştık mı? Kaza geçirdikten sonra seni Şişli İtfale kaldırmışlardı ama ben buraya getirdim. Burada daha iyi bakılırsın. Niye niye bana bunu yapıyorsunuz? Şşş. Dinlenmen lazım. Daha yeni uyandın. Hadi ben yine gelirim. Bana niye yardım ediyorsunuz? Kimsiniz siz? Harun? Baba neredesin? Böyle sokağa çıktım, mağazaları dolaştım. Şimdi de çok şık bir kafede çay içiyorum. Gelsene buraya, burası çok güzel. Niye yalnız çıktın hala? Kaybolma sakın. Aa, ben Paris'te kaybolmamışım. Kadınım ayıp. İstanbul'da mı kaybolacağım? Senin sesin bir tuhaf geliyor. Bir şey mi var? Yok, iyiyim, iyiyim ben. Seni merak ettim sadece. Ha, ben çok iyiyim, hiç merak etme. Tamam, akşama görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Allah, yemek yandı. Sema yok mu? Yok. Neden? İşten ayrıldı. Daha doğrusu kovuldu. Kimin? Dilara Hanım'a sorun. Ben sana soruyorum Emine. Dilara Hanım anlatsın. Sen anlatsan ne olur Emine, ne oldu diyorum. Rahmi Bey, Allah rızası için görüyorsunuz bir sürü işim var zaten. Eli bayağıma karıştı. Bunun da tersi bayağı pismiş ya. Bizim hakkımızda ağza alınmayacak laflar söylemişler. Ne söylemişler Dilara? Ben utanmadan nasıl hamile kalmışım, boyum kadar benim çocuğum varmış. İnsanların yüzüne nasıl bakacakmış? Olabilir mi böyle bir şey? Hayır, olamaz. Ben biliyordum zaten. Kendi çalışanlarımız bile bu şekilde konuşursa dışarıdaki insanlar nasıl konuşacak? Dilara, belki yanlış anlamışsındır. Böyle bir şey söylemezler. Emin misin? Kulaklarınla duydun mu? Hazal duymuş. Hazal. Evet. Sen Hazal'a inandın mı? Can, inanıyorum tabii ki. Diğer çocuk da duymuş yeni gelen. Kim? O Azmi'nin yeni olan mı? Evet. O niye yalan söylesin şimdi? Dilara, Semiha'yı da Bahtiyar'ı da senelerdir tanıyoruz. Bahtiyar elimizde büyüdü. Yapmazlar böyle bir şeyi. Mümkün değil. Yanlış anlaşılma vardır bunun içinde. Yok Can. Ben de şüphelendim zaten. Şüphelenmesem hemen Hazal'ın ilk lafında ona inanır mıyım? Duydun mu kulağında? Ne konuştuklarını duymadım ama ben nikahtan sonra geldim. Kapıdan içeri girerken ben ismimizi duyunca dönüp baktım. Ama ne konuştuklarını duymadım tabii ki de besbelli bizi konuşuyorlar. Emine Hanım. Efendim. Bahtiyar'la yeni çocuğu çağırabilir misin? Peki. Ya Cihan, oğlum neler oldu ya? Sema'yı işten çıkarmışsınız. Baba, biz çıkarmadık. Kendi işten ayrılmış. Anlatırım sonra. Sen dışarı çıkar mısın? Bahtiyar, nedir duyduklarım? Cihan Bey, iftira. Biz dedikodu falan yapmadık. Bahtiyar, sen elimizde büyüdün.
Seni ne kadar sevdiğimizi de biliyorsun. Şimdi doğruyu söylersen seni affedeceğim. Dilara Hanım, yemin ediyorum ki biz hiç kötü bir şey söylemedik. Ne oldu Emrah? Bir şey mi oldu? Babanız çağırmış, şeyi soracak galiba, bugünkü hadiseyi. Emrah, beni yalancı çıkartmayacaksın değil mi bu mevzuda? Yani sana Sema'nın ne kadar iğrenç bir insan olduğunu söyledim. Bu olay yüzünden üzülmemi istemezsin değil mi? İstemem tabii. Ben sizi gördüm bahçede. Sema ile konuşuyordunuz. Ne söylediniz Bahtiyar? Ne konuştunuz? Söyle, açık açık söyle. Biz bu sene ne kadar zam olacak, ne zaman olacak diye Sema ile konuşuyorduk. Sonra Sema bana dedi ki, Cihan Bey ile konuştun mu Bahtiyar dedi. Ben çekindim, konuşamadım dedim. Sen Dilara Hanım'la konuş o zaman dedim. Peki ben sana sordum. Ne konuşuyorsunuz demedim mi? Niye söylemiyorsun bana biz zamdan bahsediyoruz diye? Dilara Hanım, çok üzgün görünüyordunuz. Sizi rahatsız etmek istemedik. Çocuğu çağırsana, neydi adı? Emrah Can Bey. Emrah! Konuş, nedir? Utanmıyor mu dediğini duydum. Bir de boyunca oğlu var dediğini duydum. Bahtiyar abinin bir şey dediğini duymadım. Oğlum niye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum abi. Can Bey. Bunca yıldır yanınızdayım, beni siz büyüttünüz. Eğer bana değil de bugün gelen bu çocuğa inanıyorsanız zaten söylenecek hiçbir şey yok. Ben işi bırakıyorum. Saçma sapan konuşma Bahtiyar. Hiçbir şeyi bırakamazsın. Ben sana git demeden bir yere gidemezsin. Gel bakayım sen bunu. Gel. Bak bakayım bana. Bak bana bak. Çık dışarı. Tamam Bahtiyar hadi. Bittin oğlum sen. Ben ne yaptım abi? Yani yalan söylemez. Bu çocuk söylüyor. Azal bunu kandırmış. Cihan, niye yalan söylesin şimdi çocuk? Çünkü patronun kızını koruyor. Azal'ı koruyor. Patron sensin, patron benim. İnan bilmiyorum Cihan. Benim de kafam çok karışmış durumda şu anda. Ama iki türlü de gerçekten korkunç bir durum. Azal doğruyu söylüyorsa biz Bahtiyar'a bir daha nasıl güveneceğiz? Yalan söylüyorsa zaten bitmiş durumdayız. Azal yalan söylüyor. O zaman çağıralım Azal'ı, konuşalım. Tamam konuşalım da nesini konuşacağız? Daha annesini yeni kaybetti. Azal zaten sorunlu bir çocuk. Azal doğru mu söyleyecek? Hadi gel Azal kızım anlat desek kendini yerden yere atacak. Ben sizin kızınız değil miyim? Ben öyle miyim? Ben böyle miyim? Beni zaten sevmiyorsunuz. Saçma sapan ayılacak bayılacak Azal. Peki bir şey yapmamız lazım, böyle bırakacak mıyız? Hayır bırakmayacağız, ne yapacağız? En iyi psikiyatristi bulacağız. Azal'ı götüreceğiz, tedavi edecek, ilaç mı verecek, ne yapacak ben de bilmiyorum. Tamam, nereye götürüyorsak götürelim. Rıza'm. İşte alo, kanka. Hı? Bana bak ne diyeceğim. Bu Sema eğer böyle bir şey yaptıysa, ya bunu böyle kovmak yetmez. Bunu çağırıp haddini bildirmek lazım oğlum. Ya Allah aşkına Hazal'ın işi ya. Ne? Hazal yaptırdı. Uyuz oluyordu zaten ona. Gönderdi işte bir şekilde.
kız bu ya? Ne kız ya? İşte Kerim Han'ın yetiştirmesi ne olacak? Allah'ım ya Rabbim ya. Cansu nerede? Bilmiyorum, konsere gitti. Deniz'le mi? Yani başka kim ne olacak? Deniz'le gidecekler. Bir de sıkıldım ya. Ben de sıkıldım vallahi billahi, ben de sıkıldım abi. Bir tat bakayım. Aydın'dan geldi. Nefis. Nefis tabii. Soğuk sızma. Recai'nin kızları yapıyor bizim. Kokusu biraz ağır gibi. Sen nerelisin Tülay? Tülay Maide Hanım. Karadenizliyim. Belli. Zeytinyağından hiç anlamıyorsun. Bereketli olsun. Hoş geldin Çağatay. Tümay. Şuraya bir servis aç bakayım. Candan'ın yattığı hastaneyi bulabildin mi Çağatay? Bulamadım abi. Nasıl bulamadın? Senin işin bu değil mi Çağatay? Arıyorum abi. Sormadım, hastane kalmadı. Bursa'ya, İzmir'e, Ankara'ya bile sordum. Ya yer yarıldı, içine girdi yani, öyle mi? Evladım, sen git ellerini yıka da gel. Hadi Çağatay. Tümay, şuna biraz daha zeytinyağı koy. Hadi yavrum, hadi. Ay ne yapıyorsun Aro? Yani çalışan kızın önünde böyle ulu orta her şey konuşulur mu? Of baba. Of, of yok. Aa, toparla kendini canım. O candan mıdır nedir? O kadının da peşini bırak artık. Ay ne hali varsa görsün. Yok o öyle. Bana verdiği zararın bedelini ödeyecek. Gerçi neye yarayacaksa artık. Giden gitti. Kuş uçtu. Kuş her zaman yakalanır. Yeter ki kararlı ol. Ben Dilara'yı kaybettim artık. Evlendim. Pes ediyorsun yani öyle mi? Hala anlamıyorsun. Cihan denen aşağılıkla nikahlandı. İyi ya. Ne demek iyi ya? Cihan'ın karısını elinden almak daha büyük acı vermez mi? Etinden et koparır gibi olur. Doğru. Doğru, haklısın. Cihan'ın etinden et koparmak lazım. İşte böyle. Gel sana bir salam vereyim. Gel, 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 gel. Hazal nerede? Gelmedi mi kahvaltıya? O çok meşgul ya şu aralar. Evde şarkı seçmeler, müzik takıntısı falan. Nasıl yani kızım? Ya okulda herkese şarkı soruyor. Ne? Şarkı mı soruyor? Şarkı soruyor. Ben de anlamadım. E kötü bir şey değil ki bu anneciğim. Yani kötü bir şey değil de. Garip geldi yani, nereden çıktı bir anla? Çağatay, ben ofise geçiyorum. Sen kahvaltını bitir, öyle gelirsin. Şey, Çağatay beni Boğaz'a götürecekti bugün. Sana daha sonra gelse olur mu? Olur tabii, olur. Maide Hanım. Hadi size iyi gezmeler o zaman. Teşekkürler, sana da hayırlı işler. Dediklerimi unutma. Bana bak Çağatay. Harun'un durumu fena. Doğru dürüst düşünemiyor. Vallahi öyle Maide teyze. Veli babanın dükkanını yerle bir etmiş. Ne? Garson da ağzını burnunu kırmış. 800 lira hastane parası ödedik. Ne diyorsun? Dilara'nın evlendiğini duyunca delirdi. Artık Harun'u bir süre idare edeceğiz. Mecbur. Sen Candan'ın evini hazırlattın mı? Yakında çıkacak hastaneden. Hazırlattım da. Ne? Harun abi duyarsa gebertir beni. Aman sen o işi bana bırak, ben hallederim. Candan'la ilgili bir plan mı var? Herhalde.
var bir düşün diyeyim. Sen benim dediklerimi yap yeter. Ha bir de şu şeyi araştır. Dilara'nın üye olduğu vakfı araştır bana. Dilara'nın vakfı mı iyiymiş? Ha kimsesiz çocuklara destek vakfıymış. Ne öyle bir şey. Nasıl üye olunuyor, şartları nedir bir öğren gel bakayım bana. Maide teyze, sen de bir acayipsin ya. Acayibim tabii. Cansu, Deniz'le konuştun mu hani annesiyle geleceklerdi bize yemeğe? Yok dede, daha konuşmadım. Söyle kızım, konuş. Gelsinler hem Deniz'i hem annesini. Daha yakından tanıyalım bir tane. Tamam, konuşacağım. Emine teyze, sen var nerede? Teşekkür ederim Emine Hanım. Bir şey sordum, cevap veren yok. Anneciğim, Sema ayrıldı. Nasıl yani, ne demek ayrıldı? Öyle gerekti kızım. Hazal yüzünden değil mi? Burasına kadar geldi çünkü kadının. Cansu, hemen Hazal'ı suçlama. Böyle şeyler karşılıklı olur. Anne ne karşılıklı? Tanımıyor muyuz Hazal'ı Allah aşkına ya? Güzel kızım. Ne kadını ekmeğinden etti baba? Canım, ne olursun yapma. Yani bir anlaşmazlık oldu ve Sema işten ayrıldı. Ayrıca merak etme, ben onu bir yere yerleştirdim. İşsizlik çalışıyor. Tamam. Güzel kızım. Cansu. Canım, hepimiz çok kötü günler geçiriyoruz. Ama en kötü günleri geçiren Hazal. Zaten sorunlu biliyorsun. İki kat anlayışlı olmamız lazım kızım. Başka çaremiz yok. Biliyorum baba, biliyorum. Özkan. Şşş. Özkan. Ya uyansana. Şşş Özkan, telefon geldi. Ne tırıklıyor la katır gibi? Ya al baksana şu telefona. Enginar arıyor, al. La oğlum Engin, rüyanda mı gördün la beni sabah sabah? Bak kalk hadi kalk. Tamirhanede sabah oldu. La olduysa bana mı oldu? Sanki dükkanda çok iş var. Boş boş oturuyoruz işte ya. Lan oğlum, Deniz'in arabaya alıcı çıktı, alıcı. Ha çıktı mı? Tamam iyi. E ara Deniz'i o zaman abicim. Gelsin pazarlığını yapsın. Kendi arabası ya. Lan ben arayamam oğlum. Deniz'i hem sen iyi tanıyorsun. Bir de gel pazarlık yap bu adamla ya. Deniz beceremez. Çocuk beceremez bu işi. Tamam ben birazdan gelirim. Günaydın. Günaydın Özkan, günaydın. Ağzını niye böyle su aygırı gibi ayırıyorsun ya? Ya aygır maygır demeyeceğim. Yani bundan sonra terbiyemi senin için bozmayacağım ha. Tamam o zaman çay koy. Tamam ya. Çay koy, konuşma. Usta sen de neyine bakıyorsun bunu, neyine bakıyorsun ya? İşte cillop gibi araba. Bak bir şey söyleyeceğim, bunun yan sanayisi falan yok. Bir tane bile çıkma bile yok. Sağ ön çamurlukta buruk var yalnız. Olacak o kadar ya. Kaç yıllık araba bu? Sahibi geliyor mu? Gelecek, gelecek ha. İyi. Ben bir kahvaltı yapıp geleyim o zaman. Eyvallah, tamam. Tamam, görüşürüz. Haydi görüşürüz. Baba. Deniz arabasını mı satıyormuş? He, sen mi alacaksın? Niye satıyor ki acaba? Bir sıkıntısı mı var? Yok ya, spor olsun diye, hobi. Ne? Hobi. Bana bak. Bu çocuğa birisi şantaj falan mı yapıyor acaba? Kızım var ya, sen acayip zekisin ha. Bak hemen yakaladım. Şimdi bu Deniz zamanın mafyası. Bunun 3-4 tane leşi varmış. Hadi be. Ya kadın, senin ağzından şantaj, hile, hurda, yalan, dolan, dolap, desise, düzen, gaydırgup, bak bundan başka bir şey çıkmaz mı? Yahu sen takılmadan böyle bir bütün kelimeleri arka arkaya takılmadan söyledin ya. Bravo sana. Bana bak, yoksa yüce Rabbim senin beyin soğancığının kapaklarını açtı da oraya oksijen mi gidiyor habire? Başlatma iğrenç esprilerinden, çok konuşma. Sen Deniz'in arabasını sattığını Cansu'ya söylemedin inşallah. Söyledim, niye söylemeyeyim? Ya Özkan ne kadar şum ağzısın be, o kız üzülecek şimdi. Ya Cansu niye üzülsün, Deniz arabasını satıyor diye, Allah Allah. Ya çocuk arabasını satıyor, demek ki ihtiyacı var. Yani ihtiyacı var ki arabasını satıyor, değil mi? Hadi ben kaçtım. İyi bile canım benim, güzel torunum bir tanem. İyi dersler kızım. Ben çok üzülüyorum bu kız aşk yüzünden. Hüsrana uğrayacak, acı çekecek diye vallahi.
İyi baba. Deniz iyi bir çocuk. Ya iyi çocuk da tanımıyoruz ki Cihan. Evet Cihan, tanımıyoruz. Tanırız. Ya dede bir şey olmaz, daha çocuk. 3-5 ay sonra unutur. Aman aşk uzmanı konuştu. Seni de biliyoruz oğlum. Getirdin o neydi belirsiz kızı buraya, soydu soğana çevirdi evi. Sonra gittik kapı kapı kızı aradık, barları dolaştık. Oo, aşk uzmanı. Kusura bakma ama benim böyle çenem düşüyor yaşlandıkça. Haklı oğlum dedem. Evi soydurtmadın mı? Tamam neyse, boş verin hadi. Günaydın herkese. Günaydın kızım. Ben geç kalıyorum, o yüzden çıkıyorum hemen. Tamam kızım. Kim bırakıyor seni? Azmi abi yokmuş. Emrah götürecek babacığım. Tamam canım. Afiyet olsun. Günaydın Emine. Ne oluyor, ne bu surat? Hadi Emrah, okula götüreceksin beni. Azmi ne bunlar? Cihan Bey'in diğer evdeki eşyaları. Helal olsun ama. Sonunda Sema'yı da gönderdi. Ozan. Azal senin kardeşin çocuğu. Doğru konuş. Anlayışlı ol, iyi davran lütfen. Cihan Bey, Azmi eşyalarınızı getirmiş efendim. Tamam. Sana bozuk mu niye öyle suratı bir karış? Evet baba, bozuk. Hakkı da var. Her şeyi topladın mı o zaman? Hepsini topladım Cihan Bey. Evde kilitleyip kapattım. Anahtarı da yönetime teslim ettim. Hepsi sizin odanızda mı? Hayır Emine Hanım. Bunlar çalışma odasına, diğerleri odama. Silah nerede? Silahınız yok Cihan Bey. Nasıl yok Azmi ya? Yatak odasında dolaptaydı, çekmecede en altta. Ben görmedim Cihan Bey. Emin misin Azmi? Eminim. Her yeri aradım. Silah yok. Bunlar ne baba? Loftaki eşyalar mı? Evet o. Bir içeri gelir misiniz ben? Ne oluyor? Hadi. Ne oluyor baba? Ya bu sorguyu çekmek gibi? Otur oğlum. Otur, otur gel. Silahım hanginizde? Ozan sende mi? Baba yoksa sende mi? Baba ne diyorsun ya? Oğlum ben sana ciddi bir şey soruyorum. Öyle gülünecek bir şey sormadım. Nerede? Allah Allah. Ya nereden çıkarıyorsun Cihan bizde olduğunu? Baba, benim evime senden, Ozan'dan başka, Cansu'dan, Hazal'dan başka giren var mı? Yok. Cansu'yla Hazal almayacağına göre ikinizden birinde. Tabii. Kötü bir şey olduysa ya dedem yapmıştır ya ben yapmışımdır. Başka ihtimal yok çünkü. Çünkü sen bize bu kadar güveniyorsun. Evet, o kadar güveniyorum oğlum. Benim silahımı alıp gidip Gülseren'in kapısına dayanan sen değil misin? Çocuğum! Bir kere yaptıysan bir kere daha yaparsın. Baba anlamıyor musun? Bilmiyorum silahın nerede olduğunu. Haberim yok, görmedim. Ara istiyorsan üstümü ara. Odamı ara, arabamı ara. İstediğin her yeri ara. Bende değil silah. Bilmiyorum nerede olduğunu. Ya Cihan ne biçim davranıyorsun kocaman çocuğa? Yani ayıp vallahi ya. Ben buna bir ayar vereceğim baba da. Sırası değil. Ben bu yaştayken sana böyle mi davranıyordum? Neyse. Baba silahım nerede? Oğlum ne arar senin silahın bende? Ya sende ya Ozan'da eminim baba. Bak. Cihan bak bir Allah benim canımı alsın ki bende değil ya. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Yani durup dururken insana böyle şeyler söyletiyorsun ya. Ben ne yapayım senin silahını ya? Bilmiyorum. Ya yapma böyle şeyler oğlum. Bak benim silaha ihtiyacım olsa ben gider bulurum onu. Senin niye silahını alayım Allah'ını seversen ya? Bulmuşsun işte baba, benim silahımı bulmuşsun. Baba, o silahı çıkarın. Birinin başına bela gelecek diye korkuyorum. Allah korusun, Ozan gider bir şey yapar. Sen bir şey yaparsın, bilmiyorum. Benim derdim silah değil. Beladan korkuyorum.
Allah'ım durup durup aynı şeyi söylüyor ya. Deli olacağım vallahi billahi ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hadi kapat kapıyı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne toplanıyorsun? Ya bak cevap bile vermiyor ya. Boşan şunları oğlum. Gidiyorum nereye işte. Gidiyorsun ya? Ya duymadın mı söylediklerini? Ben bıktım artık ya. Çocuk değilim ben ya. Ya sürekli bir problem olunca ya senden buluyor ya benden buluyor. Oğlum baban haksız değil aslında. Dede ne demek haksız değil? Saçmalama Allah aşkına ya. Berke kaybetti silahını. Berke düşürdü bir yerde. Bilip bilmeden konuşuyor. Ben aldım silahı ben. Ne demek ben aldım silahı? Niye alıyorsun dede silahını? İşte ben aldım demek oğlum. Ben aldım ben. Niye alıyorsun dede o zaman? Koysana yerine. İşte koy demesi kolaydı. Ne yaptın dede? Kaybettin mi? Yok kaybetmedim de. Ne yaptın o zaman? Yüreğim daralıyor vallahi. Yüreğim daralıyor. Dedeciğim söyler misin? Ne olursun? Oğlum Harun da kaldı. Harun'un evinde. Harun'la alaka dede? Sorma onu hiç sorma. Ya dede ne yapmışsın? Ne bileyim ya, ne bileyim ben ya. Of. Babam öldürecek bizi. Emine Hanım. Buyurun. Emine Hanım, Azmi ile beraber gidip Sema'yı buraya getirebilir misiniz? Tabii Dilara Hanım. Bekliyorum burada. Hemen. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum oğlum. Vallahi bilmiyorum ya. Ben de şaşırdım kaldım. Hani Harun'dan istemeye kalksam silahı vermez ki. Niye versin? Manyak mı? Hani ben gidip almaya kalksam nasıl alacağım ya? Kale gibi ev. Babam var ya silahın Harun'da olduğunu öğrenirse bizi bitirir. Tabii bitirir oğlum. Ben mahvolurum. Vallahi başka çaresi yok. Ben sana söyleyeyim. Açık açık gideceğim söyleyeceğim babana. Söyleyeceksin de kudurur işte babam. Oğlum kudursa iyi. Beni kovar lan evden. Ya kovsun hiç önemli değil. Giderim ne olacak? Ama ben nasıl dururum lan sizi görmeden senin Cansu'yu? Of be dede ya. Nasıl yapıyorsun böyle bir şeyi ya? Nasıl böyle bir hata yapıyorsun sen ya? Oğlum bilmiyorum vallahi. Vallahi en iyisi gidip söylemek babana. Başka hiç çaresi yok. Dede saçmalama. Saçmalama. Düşünelim bir şey bulacağız. İlla ki bir şey bulmak zorundayız. Yok oğlum bulamayız, bulamayız. Ben söyleyeyim. En iyisi söyleyeyim. Dede saçmalama. Bir şey bulacağız. Bir sakin olalım. Bir sakin kafayla düşünelim. Tamam bulamazsak gider söyleriz. Ama bulacağız. Hadi sen de üzme artık. Yapacak bir şey yok. Of ya of. Kardeş bak alıcı ciddi. Yalnız 18 binden bir kuruş fazla vermem diyor. Biz de 20 binin altına inmek istemiyoruz. Pazarlık tıkandı yani. 18-20 benim için fark etmez abi. Ya oğlum bak biraz daha bekleyelim. 25 bine falan satarız lan. Abi bekleyemem ya. Eğer 18 hemen veriyorsa anlaşalım. İyi kardeş ben o zaman adama tamam diyorum. De abi de tamam de. Yalnız Deniz bak bu noter için gelmen lazım ha. Tamam çıkıyorum hemen o zaman ben. İyi eyvallah. Hadi görüşürüz abi sağ ol. Ne oluyor Deniz? Cevap versene oğlum. Neyi satıyorsun 18 bin liraya? Arabayı satıyorum anne. Niye? Niye mi? Cansu'nun dedesinden aldığın para var ya. Yapma Deniz. Onu sana dayım vermişti. Dayının hatırası o. Hatıra mı? Anne bizim hatıralık bir halimiz mi kaldı? Sayende Cansu'nun yüzüne bakamıyorum. Köşe bucak kaçıyorum kızla. Zavallım o da bir şey yaptı sanırım. Ne demek bu biliyor musun? Hı? Anlayabiliyor musun? Sayende ne onurum kaldı, ne haysiyetim kaldı, ne şerefim kaldı. O arabayı satacağım anne. Gerekirse borç da alacağım. O parayı o herifin yüzüne çarpacağım. Çünkü ben satılık değilim.
Sen oğlunu 100.000 liraya satmış olabilirsin ama ben satılık değilim, anladın mı? Deniz. Hasan Usta ile ne konuşuyorsun sen oğlum? Hallettik, tamamdır. Her şey tamam. Hallettik abi. Bir hayırlı olsun kardeşim. Parayı saydın değil mi? Saydım abi. Abiciğim ruhsatın. Anahtar üzerinde. Helalleşelim o zaman. Helal olsun. Sen de paranın ayarını gör. Hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ olun. Güle güle kardeşim. Arabama iyi bak ha. Kardeş sıkma canını, ileride daha iyisini alırsın. Doğru söylüyor tabii ya. Gencecik adamsın oğlum. İleride senin afilli cafilli ne güzel arabaların olur. Gel çay içelim. Yok abi ben kaçayım. Acelen ne oğlum? İşten beklerler abi, kaçayım. Her şey için çok sağ ol. Görüşürüz abi. Güle güle. Güle güle. Gel Semer'cim, otur. Teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, sağ ol. Sema, seninle buraya konuşmak için çağırdım. Çünkü sana haksızlık ettiğimi düşünüyorum ve özür dilemek istedim. Hazal biraz görgüsüzdür. Nezakette kusuru vardır. Saygısızlık eder. Sık sık yalan söyler. Kötü şeyler yapmaya meyilli bir çocuktur. Ama ne yapalım ki, Hazal bizim kızımız. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Emrah'cığım beni bekleme, olur mu? Beklerim, hiç sıkıntı değil. Yok yok, ben işim bitince ararım seni. Bunu kabul etmeni istiyorum ama tazminat olarak değil. Çok teşekkür ederim Dilara Hanım, sağ olun. Senden vazgeçmeye niyetim yok Sema. Hazal biraz düzeldikten sonra tekrar bekliyorum. Teşekkürler. Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Gönderdiğiniz şarkıya bayıldım bu arada. Sevdin mi? Hem de nasıl. Tamam, dersini iyi yazıyorsun o zaman. Çünkü öğrencilerin arasından yüz çekeni o grubun nadir bulunan albümünü hediye edeceğim. Bak, nadir diyorum ha, internette falan bulamazsın. E tamam, ya birkaç kişi yüz çekerse o zaman ne olacak? O zaman ne yaparız? Biz de kura çekeriz, değil mi? Mantıklı. Hadi o zaman.
Emine Hanım. Sizleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ben kimseyi incitmek ya da kırmak istemezdim. Sema'yı da öyle. Ama Hazal benim kızım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Dilara Hanım, ben de çok üzüldüm. Hatta size kırılmıştım. Ama çok iyi anlıyorum. Sonuçta Hazal sizin kızınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Cansu. Nergis teyze hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Yeni mi geldiniz? Hı hı. Yeni. Cansu biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bak, ben seni çok sevdim kızım. Sen çok iyi yetiştirilmiş, iyi kalpli, alçak gönüllü bir kızsın. Ailen seninle ne kadar gurur duysa azdır. Sağ olun da ben... Ama bizim durumumuz ortada. Evimize geldin gördün. Biz o evi krediyle aldık, güç bela. Deniz hala borcunu ödeyebilmek için gündüzleri çalışıyor. Yani biz kıt kanaat geçinen insanlarız kızım. Pardon da ben sizin ne demek istediğinizi pek anlamadım. Ayrıca siz beni gerçekten çok yanlış tanımışsınız. Ve biz bu konuyu Deniz'le konuştuk. Ailemin varlıklı olması aramızda bir problem değil. Öyle mi? Deniz için problem değil yani. Hayır, değil. Arabasını niye sattı o zaman? Hı? Sana yetişmek için. Nasıl yani? Kızım, onun cebinde pek parası yok ki. Siz konserlere gidiyorsunuz, yemeklere gidiyorsunuz. Biz hiçbir zaman Deniz'e pahalı yerlere gitmeyiz ki. Asıl mesele de o ya kızım. Seni alışık olduğun yerlere götüremediği için kahroluyor. Seni karşına daha düzgün kıyafetle çıkmak için. Sonra cebimde param yok, ben gelemem diyemediği için. İş yerinden ne kadar çok borç aldığını biliyor musun sen? Başlangıçta hevestir dedim. Aralarına girmeyeyim dedim. Ama iş kötüye gidiyor. Bugün arabasını sattı. Ya yarın? Yarın ne satacak sana yetişmek için? Evimizi mi? Oturduğumuz evi satarsa biz ne yaparız Cansu? Birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Ama davul bile dengi dengine kızım. Oğlumun hayatının mahvolmasından çok korkuyorum. Korkuyorum. Cansu. Oğlumun hayatının mahvolmasına izin verme. Bilmeden onun hayatını mahvediyorsun. Senin ne işin var burada? Annen arabada yok ki Hazal. Niye? Anne ne oldu? Gel anneciğim arabaya bin. Tamam da ne oldu? Anlatacağım kızım, bin sen. Seminer için toplantı sonuna. Evet, iki gün üst üste. 5 ile 7 arası. Peki, çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Salon bizim. Süper. Vallahi süper mi değil mi ona seminer günü karar vereceğim. Salon 200 kişilikmiş. Dolduramaz mıyız? Taşırırız diyorum. Duyuruyu yayınladığımız günden beri mail yağıyor. Ne güzel işte. İşte güzel de yani o gün o kadar insanı nereye oturtacağız, ne yapacağız? Bir atlatırsak şu günü çok rahatlayacağım. Atlatırız, atlatırız. Hadi, şimdi aşağıma da söyle ilaçları kullanmayacağım bırak diye. Bırak, bırak beni, dokunma bana. Söyleyeceksin.
Hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş bulmadık Ayşe Hanım. İlaç kullanmayacağım diye tutturdu yine bu. Bağırmazsanız sevinirim. Belki de ihtiyaç duymamıştır. Öyle mi Merve? Vallahi duysun Ayşe Hanım. Bir öfke, bir sinir, her şeye bağırıp çağırıyor. Hiçbir sebep yokken kavga çıkarıyor. Ya ilaç mı verirsiniz, terapiye mi alırsınız bilemiyorum. Seni terapiye alsınlar, seni. İstemiyorum ilaç kullanmak. Niye anlamıyorsun be kadın? Esas hasta olan bu kadın. Ben deli değilim. Bu kadını tımarhaneye yatırmak gerekiyor. Merveciğim tamam. İstemiyorum ilaç kullanmak. İstemiyorum. İlaç falan kullanmayacaksın. Seninle biraz sadece sohbet edeceğiz, olur mu? Siz de kullanmayacağım ben o ilaçları. Ayakta durmak istiyorsan benim için bir sorun yok Merveciğim. Alır mısın? İstemiyorum. Ama çok şey kaçırıyorsun, çok güzeldi. Peki. Ne? Ne oldu diye sormayacak mısın? Sen anlatmak istiyor musun? Diyelim ki istiyorum. O zaman anlatacaksın, konuşacağız, üzerine tartışacağız. Olur mu? Peki ya istemiyorsan? O zaman anlatmayacaksın. Ama öfken gitgide artacak. Ya bu kadın beni çıldırtıyor. Ne yapıyor mesela? Sürekli beynimin içinde konuşuyor. O ilaçları almalısın, o ilaçları alma. İstemiyorum ben ilaç falan almak. Esas hasta olanı, yemin ediyorum hasta olanı. Alın onu hastaneye yatırın. Benim bir şeyim yok. Ben hiçbir şeyim yok benim. Dilara Hanım hoş geldiniz. Orhan Bey sizi bekliyor. Buyurun. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Orhan Bey, telefonla konuşmuştuk. Evet. Merhaba Azal. İzniniz olursa önce Azal'la biraz konuşalım. Tabii ki. Mecbur muyum? Tabii ki de değilsin. Ama bir kere konuşmaktan ne zarar gelir? Hadi anneciğim, lütfen. Tamam. Buyur Azal. Otursana Azal. Önce bir tanışalım istersen. Benim ismim Orhan Özçelebi. 19 yıllık psikiyatristim. Hazal Gülpınar. Eski adıyla Gülpınar. Lütfettiler nüfus kağıdı çıkardılar da bana. Yani anlayacağınız Gülpınarların baş belası benim. Memnun oldum. Seni baş belası olarak gördüklerini mi düşünüyorsun? Zorla deli doktoruna getirdiklerine göre öyleyim herhalde. Daha önce birkaç psikologla görüşmüşsün. Sana pek yardımları olmamış galiba. Olmadılar. Olamazlardı. Gayet iyiyim çünkü ben. Yardım edilecek hiçbir şeyim yok. Yani uzatmayalım bence. Siz ne ilaç vereceksiniz verin, ben de gideyim. Benim amacım sana ilaç vermek değil Hazal. Amacım seni anlamak. İçindeki öfkeye neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak. Öfke mi? Öfkeli değilim ben, kırgınım. Öfkeli ve kırgınsın. Bence biraz konuşalım önce. Nereden başlayayım anlatmaya? Çocukluğumdan mı? Nasıl istersiniz? Nereden başlamak istersen oradan. Ben deli miyim? Psikiyatriste gitmem demedi mi? Demedi. Yani cesaret edemedi herhalde bunu söylemeyi de. Suratı asıktı tabii ki. Doktor ne söyledi peki? Bir şey diyemedi. Hazal yanımdaydı zaten. Eve geldikten sonra aradım ben. Öfke dolu bu çocuk diyor. Onu biliyoruz zaten canım. Yani bir teşhis falan koydu mu? Can Allah aşkına ilk görüşte teşhis mi konur? Götüreceğiz getireceğiz işte. Birkaç şey söyledi tabii ki. Yani büyük bir çatışma yaşıyor kendi içinde. Zor bir tablo dedi. İlaç verdi mi? Yok vermedi. Gerek duymadı ama her hafta götüreceğiz. Tamam götürürüz. Götürürüz. İnşallah bir faydası olur. Olacak gibi görünüyor. Ben inanıyorum. Ama dediğim gibi yani
Konuşmadı gelene kadar. Şimdi nasıl peki? Odasına kapandı. Peki bir daha ne zaman gidecek doktora? Haftaya bugün götüreceğiz işte. Tamam, ben götürürüm. İyi olur Cihan. Zaten Orhan Bey seni de görmek istiyor. Daha doğrusu hepimizi görmek istiyor. Tamam, tamam. Gideriz. Tamam, konuşuruz. Hadi bay bay. Cansu, hoş geldin anneciğim. İyi misin sen? İyiyim, bir şey yok. Ağlamışsın sen, gözlerin kan çanağı. Niye bu kadar ağladın? Anne, yok bir şey. Deniz'le mi ilgili? Soru sorma lütfen. Cansu. Anneciğim, söyler misin? Kızım, ne var bu kadar ağlayacak? Lütfen üzme beni Cansu. Anneciğim, ne olur kıyamam lütfen. Deniz arıyor, açmayacak mısın? Tamam. Sonra ne yapacak? Evimizi mi satacak dedi anne. Seninle buluşmak için iş yerinden kaç kere borç aldı biliyor musun dedi bana ya. Anne, ben onu hiçbir zaman, hiçbir zaman pahalı yerlere gidelim diye söylemedim ki. Tam tersi, hep o dedi, o istedi. Ben onu rahatsız edecek hiçbir şey yapmadım anne. Gittiğimiz yerler hep çok normal, ucuz yerlerdi. Cansu, ben seni tanıyorum anneciğim, lütfen. Gel bebeğim benim, üzülme bu kadar lütfen. Anne, en son ne dedi biliyor musun? Hı. Deniz'in geleceğini mahvetme dedi. Anne. Cansu. Vallahi evin havası değişmiş he. Yani bu renk bu eve böyle bir bohem havası kattı değil mi? O ne be? Bohem ne? Ya ne kadar cahilsin Hacer ya. La bohem. Vintage, vintage. Ay, çok yaşa kuzum. Çok yaşa. Allah seni kuzum. Bir kutu daha olacak. Vereyim de şu arka küçük odaki oturumu, orayı da boyayayım. Ya sen Hacer, benimle dalga mı geçiyorsun? Senin o top un boyan yüzünden biz burada ölüyorduk, zehirleniyorduk ya. Aa, niye be? Bir kere yepyeni boya o. Yepyeni boya, yepyeni boya. Sen yepyeni boya dediğin şey zehir, zehir, ucuz. Ucuz ve adi. Allah aşkına ya. Bu çocuğun gözleri böyle bir devrildi. Ben nefes alamıyorum, boğuluyorum. Kendimizi yarıya zor attık be. Zor. Aman tamam be. Neyse, onu sonra soracağım da asıl sen bana söyle bakalım. Niye sen Özkan'a yalan söyledin, ha? Hacerler'deyim ben diye. Ne olur demiş olsam, arkadaş dediğin, dost dediğin biraz sır sakla. Senden arkadaş mı olur be? Hala şene koyuyor. Hala şene koyuyor. Sen püf mü yaptın? Püf mü yaptın sen? Kız Kerim'a
Bu altını kirletti galiba. Çok pis kokuyor. Bakayım hele. Oo! Kız, halacığım sen ne çabuk yaptın. Sen ne çabuk yaptın halacığım. Ay halacığım, halacığım. Ya yemekte, elim yemekte. Sen bir işe yara da şunu bezini değiştiriver. Tamam acaba. Tamam, değiştiririm. Nerede bezler? Bezler orada kaldı. Nerede kaldı? Ya Özkan ya, Özkan ya. Senin boyun bosun devrilsin, değil mi Özkan? Ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ya acı bir dur hele Hacer ya. Alo, Özkan. Ya Özkan sen ne biçim adamsın ya? Sen ne biçim babasın? Sende sorumluluk denen bir şey yok mu? He? Çocuk altına yaptı. Bir tane bez yok. Burada pislik içinde. He? Sen ne biçim adamsın? Lan ne diyorsun? Ne oldu yine? Ne oldu yine? Sen demedin mi yarıdan alıp getireceğim bezleri diye? Bak çocuğun her tarafı pişik halinde. Bu kadar sorumsuz baba mı olur ya? Ya tamam uzatma kes. Ne demek kes tamam? Benimle kibar konuşacaksın. Ben seninle kibar kibar konuşuyor muyum? Konuşuyorum. Sen de bundan sonra benimle kibar kibar konuşacaksın. Yalıdayım yalıda. Bezleri almaya geldim zaten. Ha yalıda mısın Özkan? E ablacığım niye söylemiyorsun? Allah Allah. Bana bak Özkan. Bücür Emine'yi bul. Şöyle büyük bir kafa mantı koysun al getir tamam mı? Ben eve gelince yapacağım sana mantıyı ablacığım. Sen oklavayı çıkart. Allah'ım sen nasıl bir kadınsın ya? Özkan bak mantıyı almadan gelirsen seni eve sokmam. Bak dikkat et o bücür Emine unutturur sana. Tamam kapat şunu kes. Allah'ım aç. Bulamadık işte bulamadık. Aklıma da bir şey gelmiyor ki ya. Vallahi yüreğime inecek benimle. Vallahi billahi. Dede bir şey söyleyeceğim. Eve girmeyi falan mı denesek ne yapsak? Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl gireceğiz? Kale gibi ev. O silah patlarsa ne yapacağız? Yapma kaka. Uğursuz uğursuz konuşma oğlum. Yavaş. Ya babamın üstüne kalacak olay. Yavaş lan. Ne demek babanın üstüne kalacak? Evet dede yalan mı? Adamın tek amacı ne? Babamı bitirmek. Yavaş. Ben gideceğim itiraf edeceğim. İtiraf falan etmeyeceksin dede. E yok çaresi. Nasıl oğlum? Yok çaresi ya? Kovar seni bilmiyor musun babamı? Biliyorum kovsun ne yapayım kovsun sokakta yatarım. Yatmadığım yer değil ki ne yapayım? Allah'ım yarabbim ama ya sizi göster. Hayırdır bir sorun mu var? Yok Özkan abi yok bir sorun yok. Sana ne? He? Sana ne? Sorun mu varmış sana ne? Densize bak ya. Dede sakin olur musun? Lan ne biçim ev oldu burası ya? Hangi köşeden kim çıkacak belli değil ha. Vallahi belli değil deli olacağım ya. Ya Özkan abi kusura bakma işte. Yaşlılığın ağır. Geliyorlar arada ona da. Sorun yok kardeş. Problem ne? Boş ver yok bir şey. Babanın başı mı dertli oğlum söyle ne? Anlat. Bebeğim her şey yoluna girer. Sadece zaman lazım. Nasıl gidecek anne? Ha? Ya bizim durumumuz iyi diye Deniz'den ayrılacak mıyım ben? Hem şimdi ayrılırsam para yüzünden ayrıldı demeyecek mi? Cansu, şu anda sağlıklı düşünemiyorsun anneciğim. Çok üzgünsün, çok yorgunsun. Tamam mı bebeğim? Birazcık kendini toparlaman, dinlenmen lazım. Ya ayrılmazsam ya Deniz'in annesinin dediği çıkarsa, ya evini satarsa ne yapacağım ben? Cansu, düşünme bunları artık. Lütfen bak söyledim. Sağlıklı düşünemiyorsun sen şu anda. Biraz kendine zaman tanı bebeğim. Ne yapayım peki Deniz'i arayayım mı ben? Anneciğim bu akşam arama bence. O da bir kendini toplasın, düşünsün, dinlensin. Ondan sonra olur mu? Tamam. Hadi git bir elini yüzünü yıka. Ne yapacaksın? Ders çalışacak mısın bugün? Bu kafayla. Yaparsın sen. Hadi artık üzme beni ne olur. Tamam. Güzel kızım benim. Abi anlayacağın olay böyle işte. Dedem bırakmış silahı gelmiş eve. Babam da şimdi koyduğu yerde olmadığını görünce bizden biliyor. Peki Rahmi Bey ne zaman bırakmış silahı? Kaç gün olmuş? Abi bilmiyorum ki epeyce olmuş. Abi sorun şu ki... O silah adamın elinde olduğu sürece babam tehlikede. Ya gitse birini öldürse babamdan. Ruhsatı, her şeyi babamın üstüne kayıtlı. Allah babam gider abi. Kardeş o işler o kadar kolay değil ya. E
Peki baban kayıp ihbarında falan bulunmuş mu? Yok abi, bulunamaz. Bizden biliyor çünkü. Aldığınız gibi yerine koyacaksınız diyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya bittik abi, vallahi bittik ya. Ya sıkma canını kardeş. Sıkma canını. Hallederiz, hiç merak etme sen. Zor değil bu işler. Nasıl halledeceksin abi? Oğlum hallederiz. Alırız o silahı o evden. Nasıl alacağız peki yani? Profesyonel mi olacak? Tanıdık biri mi var? En profesyoneli kardeş, en iyisi. Abi bak yapma, sakat işler bunlar. Kim bari, tanıyor musun? Biliyor musun? Güveniyor musun? Güvenmez olur muyum oğlum? Tam karşında duruyor. Özkan Gülpınar. Abi saçmalama. Saçmalama abi, hayatta olmaz öyle bir şey. Oğlum niye olmasın lan? Tereyağından kıl çeker gibi hallederim ben bu işi. Abi nereye alıyoruz ya? Nasıl alıyorsun? Kale gibi, kale. La yemişim kalesini. Şato gibi olsa ne olacak Allah'ını seversen ya? Tamam, bu iş oldu bilsin. Abi hayatta olmaz. Bak gerçekten olmaz. Abi başım belaya girecek benim yüzümden. Kabul edemem böyle bir şeyi. Kardeş sen ne diyorsun ya? Ben bela içinde yaşadım. Benim göbek adım bela lan. Hiçbir şey olmaz. Abi. İyi tamam, girdik. Belki evde değil, adam ofisine getirdi. O zaman ne yapacağız? Bak önce eve bakarız. Orada bulamazsak sonra ofise bakarız. Eğer ofiste de yoksa koyabileceği her deliğe bakarız kardeş. Abi bak başımıza iş alacağız. Ya bir terslik olursa ne yaparsın? Oğlum olmaz diyorum sana. Sen Özkan Gülpınar'a güven. Gerisini merak etme oğlum. Hadi sıkma canını artık. Hadi. Hadi vur. İş o kadar büyüdü yani ha. Evet. Bahtiyar küs. Sema işi bıraktı. Emine Hanım'ın suratı beş karış. Peki Hazal doğruyu söylüyor olamaz mı? Sence söylüyor mu? Valla söylemesi çok zor Yıldırım ama Hazal'ın hayatı yalan. Yalan. Ayak üstünde bin tane yalan atıyor gözümüze baka baka. Güzel mi? Ne diyeyim Can, biraz sabredeceksin. Yani neticesinde kızın annesi öldü, kolay değil. Gerçi Cansu'nun da annesiydi ama... Yok yok. Hazal'ın annesi Gülseren'di. Gülseren'e çok kötülük yaptı. Çok üzdü ama başı sıkıştığından hemen Gülseren'i arıyordu. Dilara'yı aramıyordu. Peki psikiyatriste gitmekte zorluk çıkardı mı? Hayır. Mecbur kaldı. Geçen seferkine benzemesin de, iki gün sonra gitmeyeceğim demesin de. Diyemez. Zorla gidecek. Dilara götürecek, ben götüreceğim. Ama gidecek. Emine Hanım, bana eşi çay yapar nasıl? Acayip şeyler yapıyor mu gene? Öf, hem de nasıl. Evdeki kıza takmış. Kızın adı Tülay. Israrla Tümay diyor. O kadar yaşlandı demek. Yani isimleri karıştıracak kadar. Yok be baba. Ya, yaşlanması ne? Karıştırması. İnadına yapıyor. Hala dedim ayıp oluyor artık. Öğren kızın adı Tülay, Tümay değil. Biliyorum adını. Damarına basmak hoşuma gidiyor dedim. Yandı o kız, yandı. Yandı. Harun, sen daldın oğlum. Daldım baba, daldım. Yine Dilara'yı mı düşünüyorsun? Kimi düşüneceğim baba başka? Benim başka düşündüğüm bir şey var mı? Benim aklımda hep Dilara var. Benim gecem Dilara. Gündüzüm Dilara. Her şeyim Dilara. Yıl 1995 Veli Baba. Aylardan Nisan. Nisan'ın sonu işte. Bahar gelmiş.
dergi onlar açmış. Yağmur yağıyor ama nasıl? Göz gözü görmüyor. Kıyamet kopuyor. Okul bahçesinde bir baktım. Dilara. Bir kazak giymiş üstüne. Mavi. Kök mavisi. Yağmurda koşuyor öyle. Koştum yanına yetiştim. Islanıyorsun dedim. Daha tanışmıyoruz ya. O zaman anca böyle kantinde görüyoruz birbirimizi. Selamlaşıyoruz gibi bir şey işte öyle. ...25 Nisan 1995. Bugün ilk kez Dilara ile konuştum. Okulun bahçesinde karşılaştık. Şemsiyesini kaybetmiş. Ceketimi tuttum üstüne. Koşa koşa binaya girdik. Çay içer misin dedim. Öylesine. Sanki aşkından ölmüyormuşum gibi. Sanki her gece onu düşünmekten sabah bulmuyormuşum gibi. Herhangi birine sorar gibi. Çay içer misin? Nereden bileyim Ahsın Tercioğlu diye bir iş adamın kızıymış. Gerçi anlamam lazımdı baştan yani. Halinde başka bir şey vardı. Bir naziklik. Bir nezaket. İnsan hissediyor da baba. Yine de o kim, ben kimim diyemiyorum. Harun Erguvan. Samatyalı demir doğramacı Halis Erbalan'ın oğlu. Yol yakın kendini arayı unut. Orhan Bey'in dediği gibi. Uyuşamayız seninle yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kaptan. Benimki aslan ağzında. Öyle bir şey işte. Bir gün sabah kahvaltı ediyoruz. Hayal bir çok acayip bir laf etti. Abi dedi biliyor musun? Aslında Cihan beni sevmiyor. Olur mu öyle şey kızım? Seviyordur dememe kalmadı. Yani aslında sevse de sevmese de fark etmez. Ben onu o kadar çok seviyorum ki ikimize de yeter. Kardeşimin söylediğine bak. Ben onu seviyorum ya. Bana yeter. Hayal bu sabah bana can isterse beni sevmesin. Ben onu seviyorum. Bana yeter dedi. Ruh gibi dolaştım bütün gün. Düşündüm. Ben de aynı şeyi diyebilir miyim? Dilara isterse beni sevmesin. Benim onu sevmem yeter diyebilir miyim? Diyemem. Hayatta en çok istediğim şey. Tek istediğim şey Dilara'nın beni sevmesi. Bugün evlendiler. Dilara ile Cihan. Bugün Hayal öldü. Kendini öldürdü. Arabayla duvara girdi. Hani Cihan'ı sevmek sana yeterdi Hayal?
Canım kardeşim söyle. Hani Cihan seni sevmiş sevmemiş umurunda değildi. Umurundaymış değil mi? Ben sensiz ne yapacağım hayal? Ben sensiz nasıl yaşayacağım? Dilara ile Cihan mutluluktan uçuyorlar. Allah'ım bu nasıl bir acı? Cihan'ı seçtin, beni mahvettin Dilara. Bir şans verebilirdin. Aşkıma bir şans verebilirdin. 20 yıl sonra karşımda yine Dilara. Kalbim böyle gümbür diyor. Boğazımdan atıyor sanki. Sanki böyle ağzımdan çıkacak. Dilara geldi. Hayat durdu. Unutamamışım. Dilara'yı unutamamışım. Daha beter seviyorum. Artık onsuz nefes alamam. İlk evime geldiği gün hiçbir şey yakıştıramıyorum ona. Havayı, suyu bile yakıştıramıyorum. Ev nasıl karanlık böyle. Duvarlar üstüme geliyor. Dilara geldi. Güneş açtı. Bütün silahlarımı bırakmaya hazırım. Hayal'in kemiklerini sızlatmak pahasına Cihan'la dost olmaya bile hazırım. Yeter ki Dilara bana evet desin. Hayatımın tek aşkı bana evet desin. Onunla yaşamak için ömrümün yarısını vermeye hazırım. Kızım, canım, bir tanem, hadi kalk. Kalktım tamam. Hadi canım. Ne oldu? Çıkacağız hadi. Hadi bekliyorum, çabuk bir tanem ben. Hadi. Çok erken ama daha. Kızım erken değil, hadi bekliyorum. Hadi. Tamam. Kızım, kalkmışsın bir tanem. Günaydın kızım. Günaydın. Hadi bekliyorum. Çok güzel olmuş baba. Çiçekler de çok güzel. Için? Kuşlar gelip su içsin diye kızım. Ben görmüştüm zaten. Sen gizli gizli buraya mı geliyorsun kızım? Lan oğlum ne yapıyorsun lan sen burada ha? Bir şey yok oğlum, sen işine bak. Lan Özkan sen bir film çeviriyorsun ha.
Oğlum ne filmi lan? Git içine bak diyorum sana. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Lan çekiştir durma şunu Allah. Git içine bak. Git çayını koy. Ben bir iki saate kadar geleceğim. Bir şey yok. Sorun yok. Oğlum sen makbi film çeviriyorsun hayır. Allah'ım yarabbim milletin içine. Git içine bak. Hadi atla abi gidelim. Ne bununla mı gideceğiz? Evet abi yeni kiraladım. Oğlum saçmalama bununla gidelim lan oraya. Atla araba hazır. Hadi hadi atlayın hadi. Burada bırakıyorum hani. Olur olur. Sen ne çabuk büyüyorsun oğlum. Üstüne başına sığacak bir şey kalmadı. Paraya kıydın hayret. Neyse babasından alacağız inşallah. Parayı da cimri vermez. Öf. Kız Hacer. Şu kadına baksana. Kız bu aynı bana benzemiyor mu? Kız Kerime sen artist mi oldun yoksa? Kız ben artistim zaten bilmiyor musun? 20'nin üzerinde filmim var. Geçen Oscar Bey beni aradı. Koşunlar şuraya. Oscar Bey dedi ki, bu sene dedi ödülü sana veriyoruz Kerim Han dedi, buyur gel dedi. Sakın dedim, sakın, reddediyorum dedim. Beni çağırmayın, gelmem rezil olursunuz dedim. Çat Oscar Bey'in suratına, bir telefonu kapattım. Kız, niye reddediyorsun sen Oscar Bey'i he? Ya bu Oscar da öyle bir ırkçı, öyle bir ırkçı ki sorma. Hep beyazlara veriyor, hep beyazlara veriyor, reddediyorum ben de. Kız, yoksa sen çift kişilik misin? Oğlum iki şeyin Özkan'ın ablası evinde artık olmuş filmlerde oynuyor. Üçüncü bir kişiliğim daha var. O da İngiltere kraliçesi. Arada kayboluyorum ya. Atlıyorum gidiyorum Londra'ya. Buckingham Palace'ı bir teftiş ediyorum. Geliyorum. Kim? Bu. Al bakalım. 20 soru 20 dakika. Zaten o salona bile sığamayız ki. Küçük bize o salon. Hayır canım olur mu? Mümkün değil. Tamam peki yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Ne oldu ya? Salonu su basmış. Yok artık. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne yapacağım ben şimdi? Ben yandım, bittim ben. Sinan Bey ne diyor? Size diyor küçük salonu tahsis edeyim, 50 kişilik. Yok evinin misafir odasını tahsis etsin. 50 kişi ne ya? Kızım ben gerçekten bittim ya. Ayşe beni topa koyarlar. Biliyorsun ne yapacaklarını ya. Ne yapacağım ben? Dernek başkanıyım ya. Sakin ol. Nasıl sakin olayım? Nereden bulacağız? Koskoca salon, insanlar gelecek. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Bir şey anlatıyorum ya. Halledeceğim. Oh. Efendim buyurun. Cihan Gürpınar'la mı görüşüyorum? Benim, siz kimsiniz? Merhaba Cihan Bey, nasılsınız? Ayşe ben, Ayşe Yükselen, psikiyatrist. Hani geçen şu depoda kilitli kaldığımız. Merhaba Ayşe Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Bir yerde kilitli kalmadınız inşallah yine. Yok, bu sefer ben kilitlendim, kaldım. Yardım edeceğinizi umuyorum. Ha, evimden ne geliyorsa yapayım. Ama anlamadım, nasıl kilitlendiniz? Ha, ben de pek anlamadım zaten, boş verin, kötüydü. Cihan Bey, şöyle bir maruzatım var. Biz Genç Psikiyatri Derneği olarak bir seminer verecektik. Yalnız son anda salonsuz kaldık, salonumuzu su basmış maalesef. 200 kişilik bir salona ihtiyacımız var. Çarşamba ve Perşembe 5 ile 7 arası. Yani eğer siz de uygunsanız, 200 kişilik bir salon tahsis edebiliyorsak çok sevinirim. Tamam, tabii ki. Zaten borçluyum size. Benim yüzümden sunumunuzu da kaçırdınız. O yüzden isterseniz 1000 kişi gelin, fark etmez. Maaşımı size. Yok yok, 1000 kişilik istemeyiz canım. Nereden bulacağız değil mi biz 1000 kişi? 1000 kişiyi zaten toplayabilsek Cihan Bey, bizim seminer... çok teşekkürler o zaman. Yalnız Cihan Bey, şöyle bir sorunumuz daha var. Biz dernek olarak çok zengin değiliz. Yani eğer
Yani sizin için de sorun olmazsa salon ücretini birkaç taksite bölersek çok iyi olur. Hiç sorun değil Ayşe Hanım. Söz konusu bile olamaz, önemli değil. Ya gerçekten çok zarifsiniz Cihan Bey. Çok teşekkürler. Bırakın psikiyatri bilimine bir faydamız olsun. Katkımız olsun Ayşe Hanım, sorun değil. Hani Cihan Bey, şey pardon, benim son bir ricam daha var. Abartma be. Salon eksi bir de olmasa çok sevinirim. Tamam. Sağ olun Cihan Bey o zaman. Görüşmek üzere diyelim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ha, ben otelin direktörü Hakan Bey'e bilgi vereceğim. Onunla irtibat kurarsınız. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ya sus lan. Kitlendi mi? Ay kitlenmiş. Ay sana da yemek ısmarlayayım sana. Kitlenmen geçer. Gerçekten mi? Evet, hadi kalk. Bir yemekle kurtulacağım. Kızım, senin sevdiğin kazık restorana götüreceğim. Paraya kıyacağım. Beni tanıyorsun Leyla. Çok yerim ama hazır mısın? Ne yapıyorsunuz? Ne bu? Haftaya Mert Hoca'nın doğum günü. Onun bilgilerini istiyoruz. Sen bir şey aldın mı Mert Hoca'ya? Harika bir anahtarlık buldum. Üstünde gitar var, onu alacağım. Hadi ya, Mert Hoca bayılır. Sen ne aldın? Ben daha karar veremedim. Kardeş, şimdi içeride teyze var. Her gün bu saatlerde çıkıyor, sonra birkaç saat sonra geri geliyor. Teyze çıksın, hemen zıplayacağım içeri. Abi, bak eminsin değil mi? Başka kimse yok şu evde. Allah Allah, Ozan söyledim ya oğlum, kaç gündür evi gözetliyoruz ya. O Harun denilen herif de sabah çıkıyor, akşam geliyor. Oğlum rahat ol, sorun yok, merak etme. Teyze çıksın, içeri gireyim, 15 dakika sonra yanındayım kardeş, şipşak. Aha da çıkıyor. İşte bu. Çağatay gelmedi mi? Gelmedi Maydan. Aa, ne kadar uzadı bu seyahat ya. Hay Allah. Alo. Çağatay. Ha? Neredesin evladım ya? Ne uzun sürdü bu seyahat. Ne varmış bu Dubrovnik'te anlamadım ki ben. Bugün mü geliyorsun? Aa, çok iyi. Tamam. Gelir gelmez beni ara, iyi mi? Hadi canım. Hadi güle güle. Kardeş hadi ben zıplıyorum. 15 bilemedi 20 dakika sonra yanındayım. Abi dikkat et. Bekliyorum ben seni. Merak etme. Kolay gelsin kardeşim, iyi korumalar. Buyur kardeş, kime baktın? Ben İktaş'tan geliyorum da, bu çevrede doğalgaz kaçağı varmış. Evleri sırayla kontrol ediyoruz kardeşim. Geç kardeş. Kolay gelsin. Kolay gelsin hanımefendi, iyi günler. İktaş'tan geliyorum, bu çevrede doğalgaz kaçağı varmış. İhbar geldi de sırayla evleri kontrol ediyoruz. Buyurun geçin. Ablacığım sen bana kombinin yerini bir göster. Heh, gel bu tarafa. Şu basamağa dikkat. Burada. Tamam ablacığım, o zaman sen şimdi çık, ben ölçüm yapacağım. Niye? Ben varken ölçemiyor musun? Yok, onun için değil. Şimdi gaz sızıntısı falan varsa seni etkilemesin diye. Hadi bakalım. Thank you.
işin var senin burada? Boruları kontrol ediyordum. Ne borusu canım? Öyle kafana estiği gibi gezemezsin sen evde. Ablacığım bak sızıntı var. Borular meme yapmış olabilir. Benim o meme ayarlarıyla oynamam lazım. Bak çık valla vanayı falan açacağım şimdi. Ne zaman bitecek bu iş? Bilmiyorum ablacığım. Ben sizler için uğraşıyorum burada ama. Nerede lan bu silah? Ya hadi abi ya, hadi ya. Abla çay getireceğin adamın başında dursana. Ben de onu söyleyecektim zaten. O adam beni odalardan çıkarıp çıkarıp duruyor. Ne yaptığını da anlamadım zaten. Ne diyorsun abla sen? Ya işte siz bir baksanıza. Ne işi var bu silahın burada? Ha? O silahın burada ne işi var? Ya kendimi yaralasaydım? Arkadaşım sen devlet memuruna silah mı çekiyorsun? Ne oluyor ya? Altı aydan başla bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Şişt, sıkmak olun ya. Hay Allah'ım ne oluyor ya? Ay, yakalandı herhalde. Kaç Ozan, kaç, kaç. Şahsı aldık komiserim. Karakola geliyor şu anda. Üzerinden kimlik çıkmadı. Anlaşıldı komiserim. Olur. Of of. Of. Ne yapacağım ben ya? Dede neredesin? Evdeyim oğlum, ne oldu? Dede acil yanıma gelmen lazım, başım belada. Oğlum sana ne oldu şimdi ya? Ne? Yolluk güvenlik sistemleri, kameralar, alarmlar, kapıda izbandut gibi korumalar, kale gibi benim evim ya. Kale! Kimse benim evimden içeri giremez diye ben rahat rahat işime gücüme bakarken adamın biri gündüz vakti elini kolunu sallaya sallaya giriyor evime, öyle mi? Sizin işiniz ne oğlum? Hı? İşiniz ne sizin? Harun Bey. Adam gaz kaçağı var. Evleri kontrol ediyoruz deyince. Ha. Ne diyecekti?
Müsaade ederseniz evinizi sormaya geldim mi diyecek. Ne diyecekti? Ne diyecekti? Yok mu beyniniz sizin? Gerizekalı herifler. Korkma oğlum, korkma benim ben. Dede ne yapıyorsun? Aklımı aldın ya. Hadi gel. Ne oldu? Nerede araç? Şurada bir yere bıraktım. Nereye? Otoparka? Ya yok dede, ne otoparkı? Şurada bir tane ara sokak buldum, bıraktım. Ulan. Allah Allah dede, ne yapsaydım? Yalıya mı getirseydim, garaja mı soksaydım arabayı? Ya da babamın yeni araba mı aldım deseydim, ne yapsaydım? İyi tamam tamam, nasıl yakalandı Özkan? Gel anlat. Ya anlamadım ki, ben arabada bekliyordum onu. İçeri girmemiştim zaten. Ya sonra polis arabaları geldi, baktım aldılar götürdüler adamı, kelepçelemişler. Ulan ben yarım akıllıyım, sen çeyrek akıllısın. Ulan git babana çek, niye dedene çekiyorsun be? Bak zehir gibi herif. Ya dede şimdi sırası değil, Allah aşkına ya. Ne sırası değil be, ne sırası değil? Ulan iki tane mercimek beyinli tutmuşlar Harun'un evinden silah alacaklar. Bak 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 bak, bak şunlara bak sen. Ne yapayım dede, Özkan abi çok ısrar etti. Dedi işte kolay kolay alacağız, tereyağından kıl çeker gibi olacak. Ev olsa ne olur, şato olsa alırım ben dedi oradan. Ne yapayım, elim kolum bağırıyordu, inandım işte ben de. Ulan bozacının kılavuzu şuracı. Ulan Özkan kim lan? Özkan kim? Keriman'ın kardeşi. Ulan onun ipiyle kuyuya inilir mi? Onun kafası çalışsa kendine faydası olur be. Ne oldu, sen mi kiraladın arabayı? Özkan abi. İyi bari. Kimmiş peki, neyin nesiymiş? Adını sana sormadınız mı? He? Sorduk. Çok zorladık ama söylemedi. Üstünden kimlik de çıkmadı. Allah! Hırsızlık yapmaya girerken kimliğini almamış yani, öyle mi? İkametgah il muhabiri falan da yoktur yanında. Nerede buldunuz adamı? Sizin odanızda Harun Bey. Çok güzel be. Harika. Benim odama kadar girmiş yani adam. Polise teslim etmeden önce üstünü başını aradınız inşallah. Aradık, üstünden bir şey çıkmadı. Ama çekmecenizden bunu alırken tam o sırada içeri girdim. Hatta bana doğru. Allah Allah. Bunu mu aldın? Ben bir şey aradığını hissetmiştim Harun Bey. Odalarda hiç öyle uzun kalmadı, hep girip girip çıktı. İyi tamam, çıkın hadi. Bu iş burada bitmedi yalnız. Konuşacağız daha sizinle. Halam nerede? Dışarı çıktı Harun Bey. Nereye gitti? Bilmiyorum, söylemedi. Ama akşama doğru gelirim dedi. İyi tamam Tülay, sen işine bak hadi, tamam. Konu nedir? Hırsızlık amirim. Şahıs Harun Erguan'ın villasında yakalanmış. Kim yakalamış? Korumalar. Peki. Kimlik tespitini yapalım. Beklesin biraz. Adın ne? Oğlum duymuyor musun? Adın ne? Kardeşim konuşsana. Bir sürü insan var ifadesi alınacak. Akşam kadar senin keyfini mi bekleyeceğiz? Amirim, konuşmuyor, bu adını söylemiyor. Niye söylemiyorsun lan? Kim olduğunu bulamayacak mı sanıyorsun? Parmak izlerini al. Mutlaka bir kaydı çıkar. Baş parmağını ver. Bas şuraya. Şimdi anlarız kim olduğunu. Dilsiz kahraman. Diğer parmak.
Bunun tellerini yeni değiştirdik ya, akor tutmuyor bir türlü. Halledeceğiz dostum, halledeceğiz. Pardon, bakar mısınız? Birazdan ilgileneceğim. Ne biçim iş ya bu? Müşteriyiz, kimse bakmıyor. İşiniz uzayacaksa hani? Birazdan dedim. Bir de geliyor ya. Dostum, tamamdır. Eyvallah, borcun nedir? Borcun yok. Ama abi hep böyle yapıyorsun. Tunç. Tunç, lütfen. Bak, müşteri bekliyor. Bekliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Hele şükür geldiniz. Pardon? Yok bir şey. Bunun fiyatı ne kadar? Kendin için mi bakıyorsun? Hayır. Kim için? Sana ne ya? Kimin için bakıyorsam bakıyorum. Seni ilgilendirir mi? Biraz daha nazik olursak. Ne kadar bu dedim. Uzatacak mısın daha fazla? O yeni başlayanlar için uygun bir gitar değil. O yüzden sordum kimin için diye. Bir müzisyen için alıyorum. Oldu mu? Tatmin oldun mu? Ne kadar bu dedim. Sen ne kadar saygısız bir şeysin ya. Düzgün konuş benimle. Ne sanıyorsun sen kendini? Asıl sen kendini ne sanıyorsun? Ben Can Gürpınar'ın kızıyım. Hazal Gürpınar'ım ben, anladın mı? Doğru konuş benimle. Bana ne ya? Kimin kızı olursan al. Bana ne? Of, tamam ya, ne kadar bu? Alıyorum ben bunu. Onu hemen yerine bırakır mısın? Versene şunu ya, alıyorum bırakır dedim. Bırakır mısın dedim ya? Ya versene bırakır şunu dedim. Bırak şunu. Ne yaptın sen ya? Ben bir şey yapmadım. Ne demek yapmadım? Kafamı yardın. Başlayacağım sana da gitiyorum lan. Ne yapıyorsun? Çekil. Ne yapıyorsun? Çekil. Ya çık git dükkanımdan. Gidiyorum zaten, merak etme. Çık dedim. Bitireceğim seni. Ben Hazal Gürpınar'sam hayatını bitireceğim seni. Sen bela mısın? Çık. Defol. Bitireceğim seni. Bitireceğim. Dede ne yapacağız? Neyi ne yapacağız lan? İşte bir soluklanayım, evimize gideceğiz. Ne yapacağız? Nasıl yani? Ne? Özkan'a bırakacak mıyız orada? Bana ne lan Özkan'dan, bize ne? Dede sen şaka yapıyorsun galiba ya. Adam bizim için hapiste, hapiste. Bir dakika, öyle biz yok. Beni karıştırma, beni karıştırma. Dede nasıl seni karıştırmayacağım ya? Sen gitmedin mi Harun'un evine? Sen kaptırmadın mı silah? Adam senin başın derde girmesin diye sana iyilik yapmak istedi. Senin yaptığına bak ya. Ya ne iyiliği be, işte yatsın işte, gelsin aklı başına be. Kim bilir başka neler araklayacaktı oradan. Hazır zengin adamın evine girmiş. Ya dede yapma ya. Ya vallahi ayıp ediyorsun ha artık. Ha ne ayıp ediyorsun be. Veririz 3 kuruş yatar işte be. Zaten havalar gene kötüye gidiyor. Mis gibi oturur hücrede işte. Ne var bunda? Vallahi inanmıyorum sana. Ya gerçekten inanamıyorum sana. Nasıl konuşuyorsun dede ya? Ya tamam, her şeye geçtim ya, her şeye geçtim. O adam ya bizim adımızı söylerse ya öterse içeride, ne olacak o zaman? Of Ozan ya, of tamam, iyi hadi tamam, gidelim gel. Gidelim karakola, ne yapalım? Dur, nereye gidiyoruz, hangi karakola gidiyoruz? Ya hangi karakola gidiyoruz? Harun'un oradaki karakola gidiyoruz. Emniyet amirliğine mi götürecekler? Basit suç, hırsızlık, hadi yürü hadi. Bir de arabayı ne yapacağız? Ya bırak şimdi arabayı, alırız sonra, hadi yürü, başlatma arabandan, yürü. Can, beklettin mi çok? Yok, hayır, ben de yeni geldim. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Zaten daha zaman var. Tamam, reçeten falan? Var, hepsi var. Zaten orada kayıtlıyım. Tamam. Hazal? Hazal ne oldu? Hazal'ın müzik dükkanındaki adam dönmüş. Ne?